Arkadaşlar herkese günaydın. Sabah olduğu için çok fazla sesimi çıkartamıyorum. Bugün 3.20 ile birlikte Denizli bayimize gidiyoruz. Aracın tüm detaylarını hep birlikte test edelim. Bakalım yakıt nasıl, yol tutuşu nasıl? Gelin hep beraber görelim. Hadi videomuza geçelim. Bu arada otomobilimiz de bu şekilde skyscraper renginde. Jantlarımız 19, M disk ve M kaliperler olarak ekstra gidiyor bu aracımızda ve shadow kaplaması da mevcut. İçi de taba rengi. Şöyle göstereyim. Şimdi yakıt değerlerimizi sıfırlayalım. Şu an aracın sürüş değerlerini sıfırladım. Yakıt tüketimini, süresini bakalım nasıl olacak? Evden Denizli'ye, İzmir Çiğli'den Denizli'ye ortalama kaç litre yakıtla varmış olacağız? Hep beraber görelim. Öncelikle otomobili çalıştırıyoruz. Buradan geri vitese taktığımda her zaman yaptığım geri sürüş asistanı sizlere göstermek. Bunu çok seviyorum. Açtım. Bakın 50 metreye kadar sadece ufacık bir gaza dokundum ve araç artık kendisi gidiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Tabii çok hızlandı. Biraz yavaş yavaş gidelim. Geri geri 8 ile gidebiliyor. Hatta 10'a çıktı bir an. Ben tabii ki yavaş yavaş frenliyorum. Sonuçta geri geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum direksiyona. Otomobil tamamen kendi kendine gidiyor. Tabi solumu sağımı komple kontrol etmem gerekli. Sol tarafa bir araç yanaşmış. Onun yanından geçeceğim şimdi. Bakalım. Çünkü ben park ettiğimde bu otomobil yoktu. Sonradan gelmiş. Evet, geçtim yanından. Arkada sizden sonra gelen bir otomobil olduğunda, bir şey olduğunda dikkat edin. Şu anda 50 metreyi tamamladık zaten. Gerisi bende. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde geri geri beni çıkardı. Ve kamera direksiyonu çevirdiğim anda birlikte dönüyor. Şöyle göstereyim bakın. Direksiyonu çeviriyorum. Kamera da dönüyor. Komple gösteriyor sol tarafımı. D'ye aldık ve sürüşümüz başlasın. Yola koyulduk. Şu anda yaklaşık 53 dakikalık bir yol kat ettik hemen hemen. 58 kilometrelik bir yol gelmişiz. Ortalama tüketimim şu anda 7.1. Hız sabitleyici açamadım. Çünkü neden açamadım? Yolda trafik vardı. Şu an yol biraz daha sakin. Daha yolumuz var. Şu anda hız sabitleyici açacağım. Ve anlık ortalama tüketimi tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi önce 100 kilometrede ortalama ne yakıyor? Şu an düz yolda gidiyoruz. 100 kilometre hızdayız. Tüketim verisi birazdan kendisine gelecek. Şu anda 2.5 göstermekte. Bakalım. 2.6. Normalde 2.5 gibi değil 100 kilometrede. 3.7, 3.8 gibi bir tüketim verir düz yolda. Şu anda da onu gösteriyor zaten. 3.6'dayız, 3.7'deyiz. Yolumuz düz şu anda. Bu arada ortalama tüketim değerim de düşmeye başladı. 7'ye düştü. Bakalım biraz bu şekilde gidelim. Şu anda 8. 8'i 5 geçe 100 km hızla gittiğim noktada ortalama tüketimim kaça düşecek? Beraber görelim. Ben de bunu merak ediyorum. Otomobilin sessizliği görüyorsunuz ki ben hiçbir mikrofon şu anda üzerimde kullanmadım. Tamamen kameralardan aktif mikrofon nasıl hep beraber görüyoruz. Bu arada arkadaşlar sağdaki kameramın şarjı nasıl olduysa bitti. Anlamadım. Akşam takmıştım ama herhalde dolmamış. Ya da ben kontrol etmedim. Takmıştım çünkü doldurdum. Ama dolmamış muhtemelen. Tek kamerayla idare edeceğiz. Kusura bakmayın. Yaklaşık 5 dakika olmak üzere. Şu anda 4 dakika oldu. Ve 6.8'e düştü 100 kilometrede. Güzel bir verisi var. Bu arada otomobil bulunurluklardan biraz bahsedeyim sizlere. Şu anda bayilerde otomobil bulma olasılığı biraz daha kolaylaştı. Devletin getirmiş olduğu yasayla birlikte bayağı bir kolaylaştı. Bu çok güzel oldu. İyi ki de şu anda 6 ay 6000 kilometre satamama gibi bir yasa geldi ki insanlar istediği otomobili renk de bulabiliyoruz aslında ama hani en azından istediği otomobilin modelini alma şansı olabiliyor. Bu çok güzel bir şey oldu. Normalde gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorduk otomobil bulunabildik açısından.
sevdiğiniz bir model varsa bizleri arayıp sipariş verebilirsiniz. 0232 388 1990'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Benim dahili numaram da 2249 arkadaşlar. Soran çok oluyor. Direkt size nasıl ulaşabiliriz? 2249'dan direkt bizleri aradığınızda bana ulaşabilirsiniz. Çok yakın satış danışmanı arkadaşım. Tam Bartu arkadaşım diyordum, kendisi beni aradı. Onda 3.20 var. Yeni aldı, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'a gitti ve ortalamasının 6.6 olduğunu söyledi. 130 ile gitmiş, 120 ile gitmiş, hani karma kullanımda 6.6 gibi bir değer yakaladığını söyledi. Ben de o değer üzerine bir de ben Denizli'ye giderken kendim çekeyim dedim. Şu anda da gördüğüm gibi 100 km'de gittiğimde 6.7'ye gidiyor. Hızımızı birazdan arttıracağım. Birkaç bir şey bahsettikten sonra hızımızı arttıracağım. Önce 110'a çıkacağım. Sonra 120, 130, yolun müsaitliğine göre 140. Bakalım 140'a çıktığımızda ne kadar bir anlık tüketim verecek bizlere. Hızımızı şu anda 110'a aldım arkadaşlar. 110 km hızla gidiyorum. Ortalamam 5'lere çıktı. 4.85. 4.5. Tabii şu an yokuş aşağı inmeye başladık sanırım. 1.7'yi 1.2'ye kadar düştük yokuş aşağı inince. Düzlerde yaklaşık 4'e çıktı. 4.5'a çıktı. Yine tekrardan bakacağım. Adaptif hız sabitleyici devrede olduğu için şu anda bir tır var önümde. O yüzden hızım 98'e kadar düştü. Hemen sinyalimi yaktım ve tekrardan hıza çıktım. Arkadan bir Passat bana selektör yapıyor. Hız sabitleyicim devrede olmasına rağmen gaza basabiliyorum ve hiçbir şekilde hız sabitleyici devreden çıkmaz. Yine sağ sinyalimi yaktım. Şu anda 110 km'ye doğru hızım düşüyor. 34 AEC. Evet, 110 km'de şu anda düz yoldayız. 4.1 litre gösteriyor. Ortalamam 6.7. Öncelikle birkaç soru var aklımda. Soranlar oldu. Oraya, buradan onlara da cevap vermek isterim. Umarım videoyu izliyorlardır. Şimdi yeni 4.20 Grand Coupe ne zaman gelecek diye sorular var. Aslında yeni değil, sadece farı ve direksiyonu değişti. Yakın zamanda gelecek ama ne zaman geleceği belli değil. Sadece şu anda 4 Coupe ve Cabrio olarak yeni modelde gelecek. Önümüzdeki aylarda bizlerde olur. Sipariş verirseniz sizin adınıza getirtirebiliriz. İkinci soruya gelecek olursak, i540'ın 4 çeker versiyonu var mı? i540'ın 4 çeker versiyonu var. 390 beygirlik olarak geliyor ve M60 olarak geliyor. 390 beygir olan otomobilimiz, şöyle söyleyeyim sizlere, i540'ın Türkiye ilk gelen paketiyle M60'ın tam arasında konumlandırılmış durumda. Yani M60 almak istemeyen bir müşteriye biz i5 xDrive 40 verebiliyoruz. Takas desteği var mı diyen soranlar var. Takas aracınızı alırız, yerine yeni otomobili veririz. Tabii takasla ilgili belli başlı şartlarımız var. Öncelikle otomobilinizin 200 bin kilometreyi geçmemiş olması gerekiyor. Ve en az 3 ay sizin üzerinizde kalmış olması lazım. Ağır hasar kayıtlı bir otomobili alma taraftarı değiliz, bilginiz olsun. Takas desteğini bu şekilde kullanabiliyoruz. Takas desteğiyle ilgili birkaç modelimizde sıfır otomobilin üzerinden bir fiyat indirimi de söz konusu oluyor. Tabii bu şu an için söyleyeceğim. Bugünün bu ay için geçerli olan bir kampanyası ama önümüzdeki ay bu değişiklik gösterebilir. Şu anda i4'te ve i5'te takas desteğimiz mevcut. Sıfır otomobilden ekstra bir indirim yapabiliyoruz. Diğer modellerimizde böyle bir kampanya yok ama her ay bu değişir. Hatta ayın ortasında, belli belki haftalarında bile bu değişiklik gösterebilir. Otomobilin bulunabilirliğine, durumuna, o anki stratejiye, her şeye bağlı bu durum. Bilginiz olsun. Şu an 110 km'de yaklaşık 5-6 dakikadır gidiyoruz. Ortalamam 6.6 litre. Anlık tüketimim işte 4.5, 5. Rampa çıktığımda da 5.5 değerlere çıkmış durumda. Şu anda çok güzel bir manzara var. Güneş, bilmiyorum göremiyorsunuzdur muhtemelen. Güneş yola vuruyor ve bulutların arasında çok güzel görüntü veriyor.
hızımızı 120'ye aldım. Ve 120'ye doğru hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saniyede 120'ye vardık. Rampaya doğru yol aldık. Düz yolda daha çok belirgin olur. Anlık tüketim 14.7 şu anda. Sağdaki ekrandaki ana değerimiz ise 6.7. 14.7 ile rampayı çıkıyoruz. Tünele gireceğiz birazdan. Tünelde hızımızı düşürelim. Orada 80'e alıyorum. Kilometre hızı aldım. Tünelde tabii ki yani çok hızlı gidenler de var. Ama ben çok hızlı gitme taraftarı değilim. Ne olur ne olmaz o anda karşınıza bir şey çıkabilir ve tünel kilitlendiği anda tamamen trafik durur. Birçok insanın hakkına girmiş oluruz. Yani dikkat etmek lazım. 75. yıl Selahattin Tüneli. Bu tünel Aydın'a doğru giden yol bağlantısında bulunuyor arkadaşlar. Tünelden çıktım arkadaşlar. 80'e gitmek bayağı bir zor geldi. İnanın çok zor. Çünkü bitmiyor yol. Şu anda 120 ile devam ediyoruz. Sorulara devam ediyorum. 220 kupe modeli gelecek mi diye sorular var. Arkadaşlar şu an işte Türkiye 220 kupe modeli gelmeyecek. Herhangi bir şey olursa söylerler. Hani M240 ve M2 gibi modellerimizin gövdesini bekliyor birçok insan. 220'yi o şekilde alıp tek kapı kullanabilelim diye. Ben de isterim. Gerçekten güzel bir model. Tasarımı da güzel, dizaynı da güzel. Ama maalesef gelmeyecek, bilginiz olsun. Zaten 2 serisi yakın bir zamanda gövde değişimine uğrayacak. Buradan da bilgisini verelim. Şu an satılan 2 serisi, 1 serisi gibi otomobilleri kaçırmayın. İnanın bu fiyatları çok uygun. Daha sonraki zamanlarda bu rakamlar daha da artacak. Aldınız noktasında söyleyebilirim. Benden size tavsiye. Demeyin ki gövde değişimine uğrayacak. O olacak, bu olacak. Ondan sonra ben bu otomobili nasıl satacağım? Arkadaşlar şöyle bir düşünün. Türkiye'de satılmayan bir otomobil var mı? Şu anda biz hala birçok otomobili kullanıyoruz. Hala piyasada Şahin, Doğan, Toros birçok otomobil kullanıyoruz. Yani satılmayacak bir otomobil Türkiye'de yok. Hepsi üstüne kat ve kat koyup satılıyor. Piyasa yükseliyor. Yükselen bir enflasyon var. Aldığınız kar. Paranızı vadeye yatırdığınızdaki faizle bir ürüne yatırdığınız ve o ürünü sattıktan sonra birkaç ay sonraki sattıktan sonraki almış olduğunuz kar daha fazla. Bilginiz olsun. Ben ekonomist değilim ama bunu bizzat yaşayıp gördüm. 5 serisinin 520i yani benzinli modelin ne zaman geleceğini soranlar var. Haklılar. Hepimiz bekliyoruz. Eylül ya da Ekim ayı gibi Türkiye'de olmasını bekliyoruz. Umarım kısa zamanda gelir. Bu tahminlerimiz bu şekilde tabii. Temmuz'da üretime girse belki Ağustos sonu da gelebilir. Hani bunu bilmiyorum. Ben Eylül ya da Ekim diyeyim. Garanti olsun. En azından o tarihler arasında bir bayi aradığınızda muhtemel bir bulunurluğu yakalayabilelim. Şu an 5 serisinin, yeni 5 serisinin satılan versiyonları. Elektrikli versiyon motor olarak. Aynı zamanda dizel versiyon. Şu anda bayilerde dizeli de bulamayabilirsiniz. Sipariş vermeniz gerekiyor. Sipariş verirseniz 2 aya kadar ya da bilemediniz hadi 3 aya kadar muhtemel gelir. Hızımızı 130'a aldım. 130'a varalım bir bakalım anlık tüketimimiz ne olacak. Şu anda 130'a gidiyorum. 7.7 biraz rampa çıkıyoruz tabii haliyle. Ortalamam 6.7. Biraz da 130'la gidelim. Şöyle bir 5 dakika bakalım nasıl olacak. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben yüksek hız taraftarı değilim. Hani top speed kullanmayı çok seven bir insan değilim. Son gazla 230, 250, 300 hani örnek veriyorum. Tolgacığım hallettim ben. Tamam Erdal abi. Teşekkür ederim. Anahtarı çekmeceye bıraktım. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Amin kardeşim. Müşterilerim gelirse destek verirsin sana zahmet. Tamam.
Tabii ki de senin müşterine her zaman Erdal abi. Kardeşim benim. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Şu an videodasın. Buraya da koyacağım. Teşekkür ederim. Herkese çok selamlar. Şu an rumuzu uyuyup tepsi bir şey yapmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz bakalım. Hoşçakal. Hoşçakal. Bizim Genius arkadaşımız yeni başladı aramızda. Daha önce stajyerdi. Çok aktif bir arkadaş gerçekten. Harikadır. Geldiğinizde test sürüşleriniz o yardımcı oluyor sizlere. Bilgilidir, meraklıdır. Gerçekten aktif bir çocuk. Buradan da selam olsun kendisine. 130 km hızla yaklaşık 3-4 dakikadır gidiyoruz. Şu anda düz yolda ilerliyorum. Hızım 130, ortalamam yine 6.7 litre gösteriyor. Anlık tüketimim biraz rampa çıkıyoruz tabii haliyle. 5'leri buldu. Ama düz yolda ben bunu daha önce test etmiştim. 5.5 civarında anlık tüketimim oluyordu. Birazdan 140 km hızla deneyeceğim. Ondan sonra vardığım yerde son paylaşımımı sizlere aktaracağım. Çünkü kameranın şarjı azalıyor ve hızlı bir şekilde tükendiği için en azından son değeri sizlere aktarmaya çalışayım. 4 serisi merak ediliyor. 4 ile ilgili de bilgi vereyim. Türkiye'ye 430 Grand Coupe geliyor mu? 430 Coupe geliyor mu? Geçen sene vardı. Coupe modelimiz 4-5 tane ben görmüştüm. 4-5 tane biz satmıştık. Geçen sene vardı Coupe modelimiz. Tabii ki çok fazla gelmese de az gelmesine rağmen yine de satışını yapmıştık. Adetsel anlamda aşırı derecede gelmez, bilginiz olsun. Bulduğunuzda alın. Çünkü özel bir motora sahip. AX modeli avantajlı şu anda. AX modelini atlamayalım. Modeller bazında bilgi vermeye çalışıyorum sizlere. 2023 model AX bulduğunuzda alın lütfen. Fiyatı daha makul olabilir. AX 50 özellikle kilometre menzil açısından sizlere çok fazla konfor sunacaktır. AX modelini kullanan müşterimizden gelen geri bildirimler neticesinde söylüyorum. Erdal, ortalama 500, sakin kullanımda 550 km kadar çıkıyorum diyenler var. Performanslı kullananlar 400 km gidiyorum diyenler var. O yüzden AX50 modeli menzil anlamında sizlere güzel veriler sunuyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gelelim SUV modellerimize. Şu anda X3 bulunabilirliği çok fazla yok. Az miktarda var. Bulduğunuz otomobili kaçırmayın. X1 modeline geldiğimizde X3'e göre bakarsak biraz daha fazla bir adette en azından. iX1 şu anda çok avantajlı. iX1 ile inanılmaz bir veriler var. Onları da paylaşayım sizlere. Biliyorsunuz ki 20 modeli geldi. 30 modeli şu anda yok. 4 çeker. 20 modeli önden çekişli. 208 beygir gücünde. Ama şöyle söyleyeyim. Menzil bakımından bakarsak 400 km menzili rahat rahat alabiliyoruz. Yani performanslı giderseniz 300-350 gidebilirsiniz. iX20'den bahsediyorum. 30'la karıştırmayalım lütfen. Eğer performanslı diye sakin kullanımda 420-430'u görebiliyorsunuz. 450'yi bulan var. Tabii ben bunu herkesin yapacağını düşünmüyorum ama bu menzili sunduğunu söyleyebilirim. Ve iX1'in X2, aynı zamanda iX2, yani Sport Coupe modeli de var. Elektrikli benzinli motorla birlikte geliyor. iX1, iX2 ile hemen hemen aynı verilere sahip. iX2 spor bir otomobil tasarımı, şık, yeni çıktı. Videolarım içerisinde var, lütfen izleyin. Test sürüşü araçlarımız da var, gelip showroom'da test sürüşü yapabilirsiniz. 4 motorla iX2 de Türkiye'ye gelir. iX1 zaten şu anda 4 farklı seçenekle geliyor. 130'la gidiyoruz şu anda düz yolda, 5'leri bulduk. Anlık tüketimimiz 5-5-4 dolar gidiyor. Ortalamayı göstereyim. 6.5. Şu anda 1 saat 25 dakikadır seyahatteyiz. 115 hatta 116 kilometre yol yaptık. 116 kilometre yaptığım yolda 6.5. Gerçekten veri net. 130'la gidiyoruz. 140'ı alalım. Biraz da 140'ı göstereyim. Ondan sonra videoyu noktalayalım arkadaşlar. Bu arada çalışma var. Mecbur hızımı düşürmek zorundayım. Biraz trafik burada birikti. Yani 140'la geldiğimde de 6.6'dayım şu anda. Yol açılsın, yol çalışması gibi tabelalar var. Açıldıktan sonra tekrardan devam edeceğim 140'a.
Evet, yol çalışması iki şeridi kapatmış durumda diyebilirim. Tabelalara her zaman uyalım. Ne olur ne olmaz. Belli bir zaman öncesinden sizlere bunu bildiriyorlar ama bazen insan ya yoktur bir şey deyip de gidip sonra sürprize karşılaşabiliyor. Gördüğünüz gibi yol kapalıydı. Asfalt yenilemesi var muhtemelen. Karşı şeride geçiyoruz. Emlerin detaylı incelemesini YouTube'da yayınlamıştım. Yine kanalımda mevcut. Lütfen izleyin. Abone olmayanlardan rica ediyorum. Kanalı lütfen destekleyelim. Abone olalım arkadaşlar. Sizler için sürekli içerik üretiyorum. Siz de destek verirseniz çok mutlu olurum. i5 M60 ile ilgili biraz da bahsetmek istiyorum. Ben i5 M60'ı gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim. Çünkü i5 M60 şöyle düşünün. Farz edin ki M5 modelini aldınız. Tabii ki benzinli motorun sesi, gürültüsü farklı. Ona bir şey demiyorum. O ayrı. Ama güç performans olarak baktığınızda i5 M60 bir M5 kadar güçlü, hızlı, atak ve 4'te 1 fiyatına gibi bir şey. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ÖTV şu anda yükselmeden hazır %60'lık vergi dilimindeyken alın. Bir gün ansızın kalktığımızda sabah bir bakmışız. Elektrikli araçların ÖTV'si %80'e çıkmış. %40 olanlar %60 olmuş. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bu bir anda olan bir şey. Hazır böyle bir fırsatınız ve avantajınız varsa lütfen alın. Beklemeyin, ertelemeyin. Ne kadar ertelerseniz o kadar cebimiz zarar görür. Saat 8.40. 320'nin viraj kabiliyeti de çok iyi bu arada. Yani yolu çok iyi sönümlendiriyor. 140'la giderken ses yalıtımını duyuyorsunuz. Akustik koruma var. 5 serisi gibi ses yalıtımı var diyebilirim. Bunu zaten birçok müşterim söylüyor. Ya bu 3 serisi ne kadar güzelmiş böyle Erdal. Ses yalıtımı çok iyi diye geri bildirimleri hep alıyoruz. Evet, şu anda teras parka geldik. Denizli bayimizdeyiz. Şöyle göstereyim. Solda X3'ümüz var. iX2'miz var. Sağda da X1'imiz var. Şöyle birazdan yakından göstereceğim sizlere. Öncelikle yakıt tüketimimi göstereyim. Yolda çok durkak yaptım şehir içine girdiğimde. Trafik de vardı. 7.2. Bakın tam 3,5 saat hemen hemen yol yapmışım. 261 kilometre gibi. 7.2 ile ben şu anda teras parka vardım. Demek ki sadece uzun yolda 6,5 litre yakıyor. Ortalama şehir içi, şehir dışı 7.2. Denizli Pop-up Showroom'umuzun girişi. Burada aksesuarlarımız var. Karşılama. Burada motosikletimiz CS04 modeli, elektrikli. Küçük bir golf aksesuar yerimiz var. Oynamak isterseniz bekleriz. Burada elektriğin öncüleri BMW iX50 modelimiz. Üstündeki ambiyans aydınlatmaları, ledler çok güzel. Sağda i5 aracımız var. Hemen solunda 7 serisi var. Burada da 4 serimiz mevcut. i4. Burada müşterilerin bekleyebileceği bir oturma yeri. Sol tarafta da yine aynı şekilde wallbox'ımız. Burada da tüm renkleri seçebileceğiniz, iç dekorları seçebileceğiniz renk kartelası mevcut. Aynı zamanda sol tarafta da bekleme alanımız var. Kapalı. Burası satış danışmanı. Ofisimiz iX50. Gerçekten çok güzel. Solda da kafeteryamız mevcut. Daha önce geldiğimde burada bekleme salonu farklıydı, değişmiş yerleri. Burası da kafeterya bölümümüz. Nasıl buldunuz pop-up showroom'u? Küçük, tatlı, sevimli. Şöyle komple göstereyim. Aynı zamanda ortada da bir dinleme yeri var. Yolculuk bayağı uzun geçti. 3,5 saat. Arada bir 130'la geldim. Arada bir hızlandım. 140, 120 ama şehir içinde çok durkak yaptım. Işıklar çok fazla vardı. Skyscraper renginin güneş altında rengi. Gerçekten ben bu rengi beğeniyorum. Brooklyn Green mi, Skyscraper mı derseniz ben bu rengi daha çok tercih ederim. Sizlere Teras Park AVM'deki yerimizi de göstereyim. Şurada bir kavşak var. Hemen sağ tarafta Teras Park AVM. Daha önce de iX3 ile gelmiştim. O videom da var, izleyebilirsiniz. Test araçlarımız burada. Küçük bir pop-up showroom'umuz var. Herkesi bekleriz. Mesai başlasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.